Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çağrı işaretim Tanrı Alfa bir Okavu Victor ve ben eski bir telsiz zabitiyim. Şimdi telsizciliğe başlayan arkadaşlar da tabi para olmuyor. Haliyle ilk aldıkları telsiz cihazı el cihazı oluyor. Baofeng UV82'den şaşmayın. Şimdi arkadaşlar var, kalkıp az daha fazla ya 2-3 bin lira verip bu sefer de kalkıp da Yaesu Yaesu'yu yani tavsiye etmiyorum demiyorum. Yaesu oturmuş bir marka. Herkes yani tabii ki iyi şeylere sahip olmak ister ama ilk etapta başlayacağınız cihazlar Yaesu olmamalı. Yani bana göre olmamalı. Ha biri hediye eder belki biri. Fakat Yaesu'yu programlamanız daha zordur. Baofeng'lere göre bir. İkincisi kablosu, programlama kablosu pahalıdır. Girişleri yani herkes bilmeyebilir. Sizin girmeniz şu zorla yani olabilir. Yaesu'nun ayrı bir kullanıcı kitlesi var. Çünkü neden derseniz bir şekilde diğer firmalar onun taklidi olsalar bile daha kolay, daha yeni nesil. Yani Çinliler işi biraz kıvırmışlar. Ama tam röle açmada ben Yaesu'ya bir yerde daha iyi, daha dolgun ses verdiğine garanti ederim. Yani çıkış yaptı, transistör gerçektir, orijinaldir. Fakat burada konumuz farklı. Ben size Pixie, yani diyelim el cihazını artık bir kısa dalga telsize döneceksiniz. Fakat paranız gene de yok. İşte bir AliExpress veyahut da internette ben bir Morse öğrenmek, Morse almak, Morse vermek istiyorum ve bir kit yapmak istiyorum ama bu 100 lirayı geçmesin. Veya 100 lira olsun en fazla. Şu. Evet, yani en fazla 100-150 liralık bir parça veya 100 liralık yani geçmeyen bir telsiz vericisi. Bunun iç, bu 7023'e kilitlenmiş bir kristal var. Alıcı ve verici. Şurada bir tane entegre devre hem şey işlemi görüyor. Yani burada alma işleminde amfi görevi görüyor. Ve şu transistörlerle de kuvvetlendiriyor gelen sinyali. Göndermede de bir transistörlük yani 1 watt diyor ama 1 watt filan değil. Yani 100-200 milliwattlık çıkış var. Ama 7 MHz üzerinde sizin bunu bu şekilde çıkış yapamazsınız. Yani şöyle söyleyeyim. Tamam 200-300 milliwattla çıktınız bu devreden. Morse sinyali alırsınız. Yani bir denemek için güzel bir şey. Ama yani bununla 1000-2000 kilometre gidersiniz. Gidemezsiniz demiyorum. Ama iyi de bir tüner'e ihtiyacınız var. Bakın. Tune. Siz bunu tune etmeden. Şimdi tüner. Tüner. İyi, yani kalibreli bir anten. Balon. Yani sizin bu 7 MHz'lik çıkış yapabilmeniz için daha önceden gerçekten akortlu, gerçekten anteninizin 7 MHz'e ayarlı olması gerekiyor ya da anten tüneri olması gerekiyor. Buçuk ince miliwatt çıkışları veya severometre ile bunu tam severesi uygun olması gerekiyor. O zaman sıktıra sıktıra 7023 kHz'de eğer orada bir Morse istasyonu varsa ki vardır genellikle bu ben böyle bir adamın çıkacağını düşünsem yani buralarda bu 7023'lerde takılırım. Buna da bir teyp bağlarım ya bir şey tıkladı aynı sizin çağrı işaretinizi şey yapacak. Ya ikide birde tekrarlık CQ CQ de burası bilmem ne diyecek bir mekanizma yaparım. Ve ondan sonra yani belki bir tane istasyon, iki tane. Ya konuşamazsınız demiyorum. 2-3 bin kilometre gidebilir 200-300 milivatra. Fakat her şeyin eşit olması gerekir. Siz bunu, bu parayı vereceğinizde AliExpress gibi sitelerde QRP'ler, yeni QRP'ler çıktı. 1500-2000 liraya o hani Yaesu'lara çok pahalı satmaya çalışan QRP'leri kişiler var ya onları şu an baltalamış oldular. Neden derseniz 1500-2000 liraya QRP kaynıyor. Bunlarla uğraşmayın. 100 lira bunlara 100-150 lira 200 lira vermeyin. Mesela 7 MHz QRP yapmaya çalışıyorsunuz. Yapın. Bunları öğrenin. Ama
Yani o size 700-800 lirayı geçecek ise, yani aldığınız parçalar yarım, bir arkadaş başlamışsa size hediye ettiyse devam edin. Veya hazır pertinaksı basılmış, bütün malzemeleriniz sizde yarısı varsa devam edin. Ona bir lafım yok. Ama sıfırdan bunları yapmaya kalkarsanız 700-800 liraya size bu geçiyorsa, o zaman bir gidin bir tane 1000-1200 liraya şu an AliExpress'te QRP cihazı var. 8 watt hazır. İster Morse çıkışı yapıyorsunuz, 5 watt çıkış mı, ne veriyor? Yani bunu alıp vergisini de öderseniz zaten getirebiliyorsunuz. Yani amatör telsizci oldunuz. Yani bunlarla uğraşmayın diyorum. Ha bunu yani kendi çocuğunuza, hani ilk defa ben bunu yapmamın tek sebebi kendi çocuğuma bunun nasıl lehimleneceğini bir görsün. Nasıl çıkış yaptığı, yani bak bir telsiz yaptık. Bunun için eğer benim gibi feda edebilecek bir paranız varsa, ben belki bunu yurt dışından getirdim. O yüzden de fazla bir sıkıntı olmadı. Açıkçası zaten yani uygun fiyata geldiği için. Ama çocuk öğrendi. Öğrendiği için ben bu parayı feda ettim. Ama siz bunlara kalkıp 100 liranın üstünde para verirseniz veya bir QRP cihazı yaptınız. Şu anki, bakın bugün 2021 Aralık ayına yaklaşıyoruz veya artık 2022'ye yaklaşıyoruz. Kalkıp da siz bunu 600-700 liranın üstünde mal ediyorsanız 1200 liraya, 1100 lira gibi fiyatlara AliExpress'te QRP cihazları var, 8 band. Hiç uğraşmayın yapmaya. Yani bunlarla uğraşmayın. Adam yapmış, hazır. Ve gümrüğünü ödüyorsunuz. Bu kadar basit. Hiç baş ağrısı çekmiyorsunuz. Ve hem ağızla hem morsla istediğiniz çıkışı yapabiliyorsunuz. Hatta bildiğim kadarıyla FT8'lere bile uygun. O ayrı bir kablo alınarak bunu da yapabiliyorsunuz. OCX diye bir projenin şeyleri, QRP'leri bunlar. Size bir zamanlar evet yokken bunlar bizim için güzel şeylerdi. Ama o zaman transistör zamanıydı. Kristal zamanıydı. Bu transistör, şu çıkış transistörü büyük ihtimalle şuradaki, çünkü antene yakın. Yani bu çıkış transistörü ne kadar çıkabilir ki? Yani 100 miliwatt mı? 200 miliwatt mı? Ne kadar çıkabilir? Daha yani 1 watt. Tabii ki Çinli bunu şişirecek size. 2 watt diyecek, 1 watt diyecek. Yani şu silikon transistör ısınacak bir kere. Yani bunlar 200-300 miliwattı geçmiyor. Ve sizin hepsinin akortlu tünerinizin tün olması lazım buna göre. Tüner belki görmez bile bunu yani açıkçası. Ya iyi bir manuel tüneriniz olsun. Anteni ya da anteniniz 7023'e akortlu olacak. Balonunuz olacak, yani tünerle daha önce büyük cihazla yapmış olacaksınız. Onun ucuna da bunu bağlarsanız o zaman 2000 kilometre çıkarsınız arkadaşlar. Tabii karşıdaki istasyon 7023'ü 7023 7023 dışında hiçbir frekansa geçmez. Onun dışında da şey yapmaz. Ha şu kristali değiştirirseniz 7030 yaparsanız mesela çok küçük ayarlarla 7030'dan da, yani iki kanallı oraya bir komutatör bağlarsanız 4-5 frekanstan çıkabilir. Çünkü bu 7023, 7025 buna kristali değiştirerek şu kristale bir komutatör bağlarsanız 4-5 frekansta Morse çıkışı yaparsın. Bu asla SSB çıkışı yapmaz. Yani tek yanban çıkışı yap. Bu Morse için imal edilmiştir. 7023 Pixie AliExpress'te gördüğünüz bunlar 50 lira, 100 lira. Tabii Türkiye'ye gelince 100 liranın üstüne geliyor vergisiyle dahil. Diyeceğim yani değmez. 3 wattlığını da 5 wattlık. Ya 7023'ten başka bir frekansa geçemiyorsun arkadaş. Ama 8 band dersen bütün sen hepsini dinleyebiliyorsun. Daha çok özellikli. Hiç yoktan bir telsiz cihazının çeyreğini QRP olarak alabiliyorsun. Hatta benim gördüğüm kadarıyla onların biraz daha acık daha pahalısı var. 1500-1600 bandında olanlara. İçinde pili bile var. Yani hiç üstüne mikrofonu da koymuşlar. Yani mic bağlamana gerek yok. Düğmeye basıp çıkış yapabiliyorsun. Anten koyabiliyorsun. Adamlar yani QRP'yi almışlar. Şey yapmışlar. Onun için bazı cihazlar, yani profesyonel cihazların, profesyonel QRP'lerin değerlerinin düşme sebebi Çin'in yapmış olduğu
Bu QRP cihazlar arkadaşlar. Çünkü onlar da bir piyasa araştırıyor. Acele etmeyin. Ama benim tabii ki tavsiyem hakiki bir cihaz alın. Bakın işte QRP çadırda orada burada yazın hani çıkınca balkonda filan kullanabileceğiniz cihazdır. Hani zevklidir, çok zevkli. Çünkü bu 200 miliwattta işte 1000 kilometre, 2000 kilometre gitmek çok zevkli. Dersin ki ben yani 0,02 wattta gittim, 1000 kilometre çıktım ama antenin akortluydu kardeşim. Balonun akortluydu. Her şeyin de vardı. Kablon RG213'tü. Hiçbir kayba uğramadan işte 3 metre ileride antenim var veya 5 metre. Çok kayba uğramadan öyle dersen evet bu iş yapar yani. Ama tabii birinin de seni 2000, 7023'te hep beklemesi lazım. Yani kısaca bu bana göre fasafiso. Ama bana bunu 20 sene önce, 30 sene önce söyleseydiniz o zaman işler değişirdi. Çünkü yoktu. Vardı da YSO FT747'ler filan vardı. Bunlar artık yani bir halk bandı cihazlar vardı. İnsanlar halk bandıyla geniş band hani SSB'li o çok büyük bir olay. Şimdi gene cihazlar çoğaldı. Dünyada ikinci eller, şunlar bunlar çoğaldı. QRP'ler çoğaldı. Çinliler çıkardı. İşte işler değişti. Oyunlar tekrar bozuldu. Tabii ki para, para, para. Şimdi telsizcilik bir yerde parasız da olmuyor. Yani bir yerde. Ama paranızı çöpe atacağınıza bana göre, şimdi ben size söylediğime göre en azından bir şeye yatırın. Azıcık paraya kıyın. Ama böyle oyuncak. Ha, çocuğunuza benim gibi öğretecekseniz bunu deyim yapıp kendi cihazınızla çıkış yapmayın. Akortlu bir cihazla bak sen konuştun demeyi onun için bana, lafım yok. Bunu alın. Ama kendiniz, kendi paranız hani bu bir çöp bana göre. Sadece lehimlemeyi çocuklara öğretmek için evet artık bu saatten sonra bilgisayar çağındayız. Yani adamlar internette bunu görün ha ben başardım diyebilsin diye. Evet. Yani QRP Pixie Shorty 40 bunun adı. Eski Shorty 40 yazsanız Google'a hep bunun farklı farklı şemalar çıkar. Ama genelde budur yani. Başka bir şey değildir. Bunun biraz daha önüne bir lineer gibi daha kuvvetli bir transistör konu. Hadi bir transistör daha koyarlar, sürerler, sürücüsün. 5 watt yaparlar ama yaptığı iş yine 7023. Şu kristali değiştirdiğiniz zaman komutatörle onu da göstereyim nasıl. Diyelim ki X-TAL diye geçer kristal. Tamam mı? Şöyle. Kristalin şu bir kristal. Şu ikinci kristal, üçüncü kristal. Kristallerin birer ayakları diyelim. Ha, bu da böyle. Bu da böyle. Şunu da alırsın şöyle buradan. Şunu da şöyle. Şunu da böyle. Bir tane komutatöre bağlarsınız arkadaşlar. Şöyle bu da komutatör. Şimdi buna bir tane de nötr hani o gelen devre çıt buna bağlarsanız 7023 olur. 7020 olur. 7023 olur. 7060 olsun yani. 7060 olsun. Yani kısaca bu komüte çıt çıt çıt. Eskiden bazı el telsizleri vardı. İşte 3 kanallıklı. Onlarda kristal vardı bu halk bandında. Bunun üzerindeki kristali de aynı yapıp mesela kristal satın alıp bunu yapabilirsiniz ama şimdi şöyle bir şey var. Bundaki şeyler, bütün yapılmış olaylar 7023 için yapılmış. Yani siz bunu kalkıp 7200'ü yapamıyorsunuz. Çünkü burada sarılmış şok direnç var. Yani bu bobin tarzı malzemeler. Buna göre yapılmamış. Anlıyor musunuz? Sadece 7.23'e, 7.025, 7.030, 7.040'a kadar gelir. Ya da 7 MHz'e gelir ama kristal değiştirmek şartıyla. Ama 7.100 olmaz. Anlıyor musunuz? Buradan çıkış yapmaz. Çünkü bütün her şey 7.023'e göre yapılmış. Ha, arada bir 20-30 kHz fark edebilir. Yani kristalleri sadece kristal değiştirerek. Ufak tefek de şuradan değiştirirsiniz. Hepsi bu. Ama bunun bir genişleme şansı yok.
Ama QRP'lerde dediğim 1200-1300 liralık şu anki QRP'lerde OCX diye geçiyor. Onlar da yapabilirsin. Bu tür şeyleri, çöplere para yatırmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.